Bazı gerçekler yaşarken acıdır, yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı, bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Arman Çağlayan size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın delisi çokmuş. Ama bizden daha delisi yokmuş demişler ve bu masalı şöyle anlatmışlar. Eskişehir'in İnönü ilçesinde gerçekleşen 2. İnönü Savaşı... ...makus talihimizi yenmek için aslında bir dönüm noktasıymış. 2. Viyana kuşatmasından bu yana hep savunma pozisyonda olan Türkler... ...İnönü zaferiyle birlikte aslında... ...ilk defa taarruz durumuna geçmişler. Zaten Atatürk de İnönü'ye gönderdiği telgrafta... ...aynen şöyle söylemiş. Siz orada yalnız düşmanı değil... ...milletin makus talihinde yendiniz. Gerçekten de öyle olmuş. Türkler bu savaştan sonra yepyeni zaferler kazanmışlar... ...ve yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Türkiye yüzünü batıya dönmüş. Bir Avrupalı gibi yaşamak istemiş. Türkiye Avrupalı gibi yaşamak istediği için... Avrupalıların bizim hakkımızda ne düşündüğünü hep çok önemsemiş. Çünkü Türkiye diğer Avrupa ülkelerinden farklıymış. Müslüman bir ülkeymiş. Türkiye Avrupalıların hep kendisini küçümsediğini düşünürmüş. Bu yüzden de kendini Avrupalılara kabul ettirmek için hep Avrupalıların düzenlediği bazı organizasyonlara katılmış. Mesela güzellik yarışmalarına, mesela spor müsabakalarına. Fakat bir etkinlik var ki çoluk çocuk demeden her Türk vatandaşının aklında hep yer etmiş. Aslında İngilizce okunuşuyla Eurovision ama nedense Türkiye'ye Fransızca okunuşuyla Erevizyon olarak yerleşmiş. İtalya'daki Sanremo Müzik Festivali'nden esinlenen Erevizyon şarkı yarışması ilk defa 1956 yılında İsviçre'de yapılmış. Üstelik çok da büyük başarı elde etmiş. Farklı kültürdeki Avrupa ülkelerini birbirine tanıtması açısından çok önemli bir boşluğu doldurmuş. Erevizyon şarkı yarışması. Yarışmanın popülaritesi her yıl Avrupa'da artmış. Türkiye 1973 yılında ilk defa Erevizyon şarkı yarışmasını canlı olarak yayınlamış. Türk halkı 1973 yılındaki ilk canlı yayına büyük ilgi göstermiş. O yıl yarışmaya Lüksemburg adına katılan Anne-Marie David, Tute Reconietras şarkısıyla birinci olmuş. İşte bu şarkı Türkiye'de de çok fazla sevilmiş. Hatta Nilüfer bu şarkıyı Görecek Göreceksin Kendini O Aynada adıyla Türkçe'ye bile çevirmiş. Daha sonraki zamanlarda Anne-Marie David Türkiye'ye gelerek plak yapmış, sahnelere çıkmış hatta filmlerde bile oynamış. TRT bir sonraki yılda yine Erevizyon şarkı yarışmasını canlı olarak yayınlamış. Bu kez yarışmayı İsveç adına katılan Abba kazanmış. Abba'nın şarkısı Türkiye'de çok 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 popüler olmuş. Hatta o yılın en çok satan pila olmuş. Abba'nın birinci olduğu yarışmanın ardından 1975 yılında Türkiye'nin de Eurovision şarkı yarışmasına katılacağı yönünde haberler çıkmış. 1974 yılının Temmuz ayında bu haberler gerçek olmuş. Çünkü 1975 yılında yapılacak olan Erovizyon şarkı yarışmasına Türkiye'nin katılacağı açıklanmış. TRT 1975 yılında Erovizyon şarkı yarışmasına gidecek şarkının seçimi için herkese açık bir yarışma düzenlemiş. Yani yarışmaya herkes sözünü ve bestesini gönderebilecekmiş. Bu yarışmanın sonucunu belirleyecek olan iki tane jüri kurulmuş. Bir tanesi ihtisat jürisi, diğeri de halk jürisi birinciyi bu iktisat Şurası Halk Şurası birlikte seçeceklermiş. Türkiye elemelerine 105 şarkı katılmış. Daha sonra 105 şarkı 32'ye düşmüş. Finale de 17 eser kalmış. Bu şarkıları seslendirenler arasında kimler yokmuş ki? Füsun Önal, Nilüfer, Yeliz, Cici Kızlar ve Şenay. Peki ama 1975 Erevizyon şarkı yarışmasına Türkiye adına kim gitmiş? Bu süreçte iki şarkıcı yarışmadan çekilmiş. Nilüfer anne şarkısının benzeri olduğu gerekçesiyle yarışmadan çekilmiş. Şenay'da kocası Şerif Yüzbaşıoğlu'nun ihtisal sürücüsünde olma sebebiyle yarışmadan çekilmiş. Ve yarışacak şarkı sayısı 15'e inmiş. Erevizyon şarkı yarışmasında gidecek şarkıcı ve şarkı 9 Şubat gecesi yapılacak olan canlı yayınla belirlenecekmiş. 9 Şubat gecesi canlı yayın yapılmış. Birinci şöyle seçilecekmiş. İhtisas jürisinin birincisiyle efendim hak jürisinin birincisinin ortalaması alınacakmış. Fakat öyle büyük bir dengesizlik olmuş ki iki tane dördüncü, iki tane üçüncü, iki tane ikinci, iki tane de birinci çıkmış. Üstelik Halk Şurisi'nin oylarıyla İhtisas Şurisi'nin oyları da birbiriyle kesişmemiş. Halk Jürisi Ali Rıza Binboğan'ın Yarınlar Bizim şarkısını birinci seçerken... İhtisas Jürisi Semiha Yankı'nın Seninle Bir Dakika şarkısını birinci seçmişler. Ortalama puanları alındığında iki tane birinci varmış. Birisi Semiha Yankı, diğeri ise Cici Kızlar. Şartnameyi hazırlayanlar eşitlik durumunda ne yapılacağını düşünmemişler. Hemen sunucu Bülent Özveren bir çözüm bulmuş. Çözüm, şarkıcıların kural çekmesiymiş. Hemen zarflar hazırlanmış. Dolu zarfı çeken, Erovizyon'a gidecekmiş. Bülent Özveren zarfları uzatmış. Cici Kızlar'dan Bilgen Bengü zarfı çekmiş, açmış ve ''Aa bu boş.'' demiş. İşte ''Aa bu boş.'' demesiyle birlikte Erovizyon Şarkı Yarışması'nda... ...Türkiye'yi 17 yaşındaki Semiha Yankın'ın temsil edeceği kesinleşmiş. Türkiye'nin 1975 Erevizyon şarkı yarışmasında temsilcisi Semiha Yankı olmuş. Müzik eleştirmeni Yavuz Hakan Tokun anlattığına göre Semiha Yankı finali aynen şöyle anlatmış. Adana'ya program yapmaya gitmiştim. Bir otelde çalışıyordum. Annemi aramışlar. Annem de beni aradı yarışmada finale kaldığımı Ankara'ya gitmem gerektiğini söyledi. Ben hala yarışmanın öneminin farkında değildim. Ne zaman ki Ankara'ya gittim, oradaki organizasyonu gördüm, işin ciddiyetini anladım. Semiha Yankı 15 Ocak 1958 yılında İstanbul'da doğmuş. Hayatını ailesiyle birlikte sirklerde akrobasi gösterileri yaparak kazanıyormuş. Bir gün sirkteki bir akrobasi gösteri sırasında abisinin vefat etmesiyle ailesine bakmak için şarkı söylemeye başlamış. İşte bu sıralarda Kemal Evcioğlu da seninle bir dakika adlı eseri seslendirecek bir şarkıcı arıyormuş. Şarkı sözü yazarı Ülkü Aker, Kemal Evcioğlu'na bu şarkıyı söylemesi için Semiha Yankı'yı ya önermiş. Aradan günler geçmiş. Televizyon şarkı yarışması gecesi gelmiş çatmış. 22 Mart 1975 gecesi televizyon şarkı yarışması Türkiye'de naklen yayınlanmaya başlamış. Bütün Türk halkı nefesini tutmuş, ekranlarının başında Eurovizyon şarkı yarışmasını bekliyormuş. Ve o an gelmiş. Semiha Yankı basma görünümlü elbisesiyle, sarı saçlarıyla ve çocuksu görünümüyle sahnede gözükmüş. Orkestrayı yöneten Timur Selçuk'un işaretiyle birlikte Semiha Yankı performansına başlamış. Bütün Türkiye nefesini tutmuş. Şarkı bittiğinde bütün Türkiye'den Semiha Yankı'ya alkışlar yükselmiş. O yıllarda Erevizyon'da puanlamayı ülkeler adına temsilciler yapıyormuş. 14. sırada yer alan Monaco'ya kadar Türkiye hiç puan alamamış. Ve gecenin sonunda Türkiye televizyon Şarkı Yarışması'nı 19. sırada tamamlamış. İngiltere'nin önde gelen dergilerinden Melody Maker seninle bir dakika performansı için aynen şöyle yazmış. Salondan gelen alkışlara bakacak olursak Türkiye'nin 3. olması gerekirdi. Haksızlığa uğrayan yalnızca Türkiye oldu evrensel bir antipati ile bağdaştırabileceğim bu tutum evrensel müzik için bir yüz karasıdır. Türkiye'nin Kıbrıs olaylarında Avrupa'da uyandırdığı antipatiden dolayı son derece güzel ve son derece duygusal olan seninle bir dakika ancak 3 puanla sonuncu olabildi. Türkiye'de de benzer hisler varmış. Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nın bedelini ödemekteymiş. 12 Nisan 1975'te yeni Demirel hükümeti meclisten güven oyu almış. Bunun üzerine TRT Genel Müdürü İsmail Cem görevden alınmış. Yeni Genel Müdür Erevizyon şarkı yarışmasına katılmama kararı almış. Erevizyona katılma umutları bir sonraki yıla kalmış. Fakat bir sonraki yılda Türkiye ekonomik gerekçelerle Erevizyon şarkı yarışmasına katılmamış. Neyse ki TRT 2 yılda televizyon yarışmasını naklen yayınlayarak Türk halkını bundan mahrum bırakmamış. 1978 yılında Erevizyon Türkiye elemelerini Nülüfer ve Grup Nazar ekibi Sevince şarkısıyla kazanmış. Fakat Türkiye'nin makus talihi yine değişmemiş. Nülüfer ve Grup Nazar ekibi 18. olmuş. 1979'da Erevizyon'da Türkiye'yi Maria Rita Epi'nin Seviyorum adlı şarkısı temsil edecekmiş yarışma İsrail'de yapılacakmış. Fakat İsrail'in yarışmayı Kudüs'te yapma kararı sebebiyle Türkiye yarışmadan 1979 yılında çekilmiş. Kudüs'ün statüs tartışmaları o sıralarda petrol sıkıntısı yaşayan Türkiye'de sıçramış. Arap ülkeleri Türkiye'nin Kudüs'te yapılacak olan Eurovision şarkı yarışmasına katılmaması için Türkiye'ye baskı yapmışlar. Türkiye bu baskılar sonucunda da yarışmaya katılmaktan vazgeçmiş. 1979 televizyon şarkı yarışmasını TRT'den canlı seyretmek isteyen seyirciler Tam bu sırada televizyonu açtıklarında Bahara doğru isimli bir eğlence programıyla karşılaşmışlar. 1980 yılındaki Eurovision şarkı yarışmasına Ajda Pekkan Süleyman Demirel'in desteğini alarak gönderilmesi düşünülmüş ve araya giren insanlar uzun görüşmeler sonucunda Ajda Pekkan 1980 yılındaki Eurovision yarışmasında Türkiye'yi temsil edecekmiş. Yarışma için adı Peter, soyadı Oil olan bir şarkı seçilmiş. O yıllarda dünyada petrol krizi varmış. İşte bu adı Peter, soyadı Oil olan şarkı politik göndermelerle dolu ama eğlenceli bir şarkıymış. Fakat Türkiye'nin makus talihi 1980 yılında da değişmemiş. Bir sonraki yarışma için Türkiye'de hazırlıklar yapılırken Türkiye'ye 12 Eylül 1980 darbesi gelmiş. İşte 12 Eylül 1980 darbesi NATO'ya bağlı olduğu kadar Eurovision şarkı yarışmasına da bağlıymış. Çünkü bu yıldan sonra Türkiye Eurovision şarkı yarışmasına her yıl katılmış aynı istikrarla. Türkiye 80'li yıllarda Eurovision'a ...çok iyi bestecilerin, çok iyi söz yazarlarının şarkılarıyla katılmış. Fakat Markus talihimiz o yıllarda da hiç değişmemiş. Erevizyon'a 1981 yılında Döme şarkısıyla... ...Modern Folk Uşusu ve Ayşegül Aldeci katılmış. 1982 yılında ise Hani şarkısıyla Neco katılmış. Her iki şarkıda da Erevizyon şarkı yarışmasından 20 puanlığa geri dönmüş. 1983 yılı Türkiye açısından Erevizyon'da ilginç bir yılmış. Çünkü 1977 yılında... Eurovision'a katılma şartnamesinde bir değişiklik yapılmış. Bu değişikliğe göre her ülke Eurovision'a kendi dilindeki şarkılarla katılmak zorundaymış. İşte bu yıl Çetin Alp e, bir formül bulunmuş. Daha doğrusu besteci ve söz yazarı bir formül bulmuş kendine göre. Çetin Alp Türkiye'yi o yıl opera şarkısıyla temsil etmiş. Formül şuymuş. Kendi dilimizde şarkı söylemek zorunda olduğumuz için ve Avrupalılar Türkçeye yabancı olduğu için ve Türkçe Avrupalılar tarafından garip bir şekilde duyulduğu için Avrupalıların bildiği kalıpları şarkılarda kullanmak doğrudur diye düşünmüş şarkının söz yazarı ve bestecisi. Aslında bu formül işleyecek bir formülmüş. Bu formüle uygun olarak da Çetin Alpe opera şarkısı yazılmış. Fakat formülün belli olmadığı yarışmanın sonunda belli olmuş. Çetin Alp ve Opera şarkısı yarışmadan hiç puan alamadan geri dönmüş. 90'lı yılların başına kadar ise Erevizyon'da Türkiye'yi hep gruplar temsil etmiş. İşte o gruplardan bazıları. 5 yıl önce 10 yıl sonra Mazhar Fuat Özkan, Klips ve Onlar, Seyyal Tener ve Lokomotif, Mazhar Fuat Özkan ve Pan grubu. Tüm bu gruplar arasındaki en yüksek başarıyı Clips ve Onlar grubu elde etmiş. Clips ve Onlar grubunun içinde bugün çok ünlü olan Candan Erçet'in de yer alıyormuş. Clips ve Onlar Türkiye'ye dokuzunculukla dönmüşler. Bu dokuzunculuk Eurovision şarkı yarışmasında o zamana kadar Türkiye'nin aldığı en iyi dereceymiş. Mazhar Fuat'ın Türkiye'yi ikinci kez Eurovision'da temsil ettiği 1988 yılı aslında Türkiye açısından başka bir önem taşıyormuş. O yıl İsviçre'yi ünlü şarkıcı Selin Dion, Nöparte Pasan şarkısıyla temsil ediyormuş. Şarkının bestecisi Atilla Şereftu adında bir Türkmüş. Mazhar Fuat Özkan, Türkiye'ye Erevizyon şarkı yarışmasında o yıl birinciliği getirememiş ama Selin Dion, bir Türk bestecinin şarkısıyla Erevizyon'da birinci olmuş. Bu belki de Türkiye'nin televizyonda yakaladığı ilk büyük başarılardan bir tanesiymiş. 90'lı yıllarda Türk pop müziği Türkiye'de büyük bir patlama yaşamış. İşte bu patlama Eurovision şarkı yarışmasını da etkilemiş. Çünkü Eurovision şarkı yarışmasına katılan şarkılar artık daha çok Türk pop müziği ezgileri taşımaya başlamışlar. 1990 yılında Türkiye'yi Kayahan Gözlerinin Hapsindeyim şarkısıyla Eurovision'da temsil etmiş. Fakat Türkiye'nin makus talihi o yıl değişmemiş. O yıl Eurovision'u İtalyan Toto Kutokno kazanmış. Fakat Kayahan gazetelere aynen şöyle demiş. İtalyan Toto Kutokno Eurovision'u kazandı ama İtalyan gazetelerinde haberi sadece ufacık yer aldı. Kayahan'dan sonra TRT bir strateji değişikliğine gitmiş. Eurovision'da Türkiye'yi ismi çok fazla duyulmamış sanatçılar temsil etmeye başlamış. 1997 yılında Erevizyon'da Türkiye'yi Şebnem Paker ve Grup Etnik dinle şarkısıyla temsil etmiş. İşte Türkiye'nin o güne kadar elde ettiği en büyük başarı Şebnem Paker ve dinle şarkısıyla gelmiş. Türkiye üçüncülüğü elde etmiş. Yoksa artık Markus talihimiz kırılıyor muymuş? Şebnem Paker'in üçüncü olduğu yıl Erevizyon oylama sisteminde yeni bir sisteme geçilmiş. Artık sadece ülke temsilcileri değil seyreden insanların yolladığı SMS'ler çok önemli bir hale gelmiş. Siyasetten sabıkalı bir ülke olan Türkiye'nin bu durum işine yaramış. İşte belki de üçüncülük bu SMS oylarının gelmesiyle gelmiş. 2000 yılı Türkiye açısından bir dönüm noktası olmuş. Çünkü revizyon şartnamesi bir kez daha değişmiş. Ve ülkeler kendi dillerinde değil, istedikleri dillerde şarkılarla yarışmaya katılabilecekleri şeklinde şartnamede bir değişiklik yapılmış. İşte 2003 yılında gelen başarının belki de bu ayak sesleriymiş. Bu şartname değişikliğinden sonra 2003 yılında TRT'de bir strateji değişikliğine gitmiş ve 2003 yılından itibaren TRT tanınmış isimlere şarkılar ısmarlamaya başlamış ve tanınmış isimlerin Eurovision'a gitmesini istiyormuş. İşte 2003 yılında Türkiye'yi Everyway şarkısıyla Sertab Erener böyle temsil etmiş ve Türkiye'ye Eurovision şarkı yarışmalarındaki ilk birinciliğini getirmiş. Sertab Erener Everyway şarkısının yaratım süreciyle ilgili bir dergiye aynen şunları söylemiş. Öyle bir şarkı olmalıydı ki hem gerçekten benim Avrupa'daki duruşumla ilgili kendi kararlarımı, kendi müzikalitemi ortaya koymalı hem de Erevizyon'da hit olmalıydı. Bütün bunları düşünmek ve oturtmak zaman aldı. O zaman birileriyle çalıştık pek bir şey çıkmadı. Sonra Demir'le oturalım bunu biz yazalım dedim. Teklif edildiğinde ben Türkçe söylemem dedim. TRT'de bunu kabul etti. 24 Mayıs 2003'te Sarita Perener Every Way Detayken şarkısıyla sahneye çıkıp performansını yaptıktan sonra sıra oylamaya gelmiş. Türkiye'nin iki tane ciddi rakibi varmış. Bir tanesi Rusya, diğeri de Belçika. Belçika'nın, Rusya'nın ve Türkiye'nin oyları artık oylamanın sonuna gelindiğinde birbirine çok yakınmış. Oy verecek son ülke Slovanya'ymış. Slovanya'dan önce oy durumları aynen şöyleymiş. Belçika 162 puanda, Türkiye 157 puanda ve Rusya 152 puandaymış. Yani bütün her şey Slovanya'nın hangi ülkeye ne kadar oy vereceğine bağlıymış. Oylamanın sonunda Slovanya'dan Türkiye'ye 10 puan gelince işte bütün Türk halkı ve televizyona katılanlar ve televizyon sevenler sevince boğulmuşlar. Artık birinci Türkiye'ymiş. 1975 yılında Türkiye'nin 3 puanla başlayan televizyon macerası 2003 yılında 167 puanla son bulmuş. Ertesi gün artık bambaşka bir Türkiye varmış. Türk insanı Avrupa'ya ve dünyaya çok daha güzel bakıyormuş. Bir sonraki yıl Eurovision şarkı yarışması... Türkiye'de İstanbul'da yapılmış. Türkiye'yi... Athena grubu... For Real şarkısıyla temsil etmiş. Athena grubu... 195 puan olarak dördüncü olmuş. Fakat 195 puan... O güne kadar Türkiye'nin aldığı... En yüksek puanmış. Daha sonraki yıllarda... Gülselen... Rimi Rimi Lay şarkısıyla... Sibel Tüz'ün... Superstar şarkısıyla... Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmişler. Az daha... Türkiye o yıllarda makus tarihine geri dönecekmiş. Fakat imdada şey kitap şekerim ile Kenan Doğulu, düm tek, tek ile hadise ve deli ile mor ve ötesi yetişmiş. 2010 yılında Türkiye'yi televizyonda Mango grubu temsil etmiş. Mango grubunun şarkısı The Cult Be The Same'miş. Mango grubu Semi Ayanka'nın Türkiye'yi temsil etmesinden 25 yıl sonra Türkiye'ye ilk kez ikinciliği getirmişler. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra artık Erevizyon şarkı yarışmasına Doğu Avrupa ülkeleri de katılmaya başlamış. Böylece Erevizyon'a katılan ülke sayısı çok fazla olunca Erevizyon'a yarı final eklenmeye başlamış. Aslında ilk yarı final yarışmaları İstanbul'da yapılmış. 2011 yılında Yüksek Sadakat Livitap şarkısıyla yarı finallere katılmış. Yani yarı finallere geçip finallere çıkmak amacı. Ama maalesef Yüksek Sadakat yarı finalleri geçememiş. Acaba Türkiye makus tarihine geri mi dönüyormuş? Timur Selçuk, yüksek sadakatın yarı finalleri geçememesi üzerine NTV'ye verdiği röportajda aynen şunları söylemiş. TRT, derece almamış sanatçılar için bir huzur evi ve psikiyatri kliniği oluşturdu. İlk sonuncu olan biz olduğumuz için benim orada bir yerim var mesela. Biraz daha yaşlandığımda orada bakımı alınacağım. Yüksek sadakatle o huzur evinde, o psikiyatrik klinikte bizi tedaviye alacaklar. Yani bunun için üzülmenin alemi yok. Akıllı hiçbir insan üzülmez. Niye katıldım diye belki sonradan hayıflanabilir. Ama derece alamadım diye üzülünür mü? 2012 yılında Erevizyon'da Türkiye'yi Can Bonomo Love Me Back şarkısı ile temsil etmiş. Şarkıda Hayde narası hala akıllarımızda. Can Bonomo Türkiye'ye bu şarkıyla yedincilik getirmiş. 2011 yılında Televizyonda oylama sisteminde yine bir değişiklik yapılmış. Bu değişikliğe göre izleyicilerin verdiği oylar, SMS'ler yani %50, ülkelerin kurduğu jürilerin oyu da %50 etkiliyormuş sonucu. Bunun sebebi Erevizyon'un değişmez beşli ülkesinin yani imtiyazlı beş ülkenin oylarının son yıllarda düşmüş olmasıymış. TRT yönetimi 2012 yılındaki beşincilikten sonra Türkiye beşten büyüktür diyerek Erevizyon şarkı yarışmasına artık katılmayacağını açıklamış. TRT'nin verdiği bu kararın oylama sistemindeki değişiklik olduğu düşünülüyormuş. Ama TRT Genel Müdürü katıldığı bir röportajda aynen şunları söylemiş. Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, aynı anda hem erkeğim hem kadınım diyen birini saat 21'de çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayınlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliği'ne Eurovizyon'la ilgili olarak siz saptınız değerlerinizden dedim. Bundan dolayı başka ülkelerde çıktı. Orada bir zihin karmaşası var yöneticilerinden dolayı. O düzelirse tekrar Eurovizyon'a gireriz. TRT Genel Müdürünün sakallı etekli kişi dediği 2014 yılında Avusturya'yı temsil eden Conchita Wurst'muş. Conchita Wurst sakallı ve... E, etekle efendim makyajla ama sakallı bir halde Eurovision'da Avusturya adına Avusturya'yı temsil etmiş ve ülkesine birincilik götürmüş. Bu yıldan sonra Türkiye Eurovision şarkı yarışmasına katılmadığı gibi şarkı yarışmalarını canlı yayınlamayı da kesmiş. Üstelik seyretmek isteyenler olmasına rağmen canlı yayını kesen TRT aynı zamanda bütün arşivdeki Eurovisionla ilgili her şeyi de arşivinden kaldırmış. 2017 yılında manga bir tweet atmış. Tweetle beraber bütün herkes Erevizyon'a geri mi dönüyoruz diye heyecanlanmış. Oysa manganın attığı tweet sadece bir temenniymiş. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi anlatanın başına, birisi dinleyenlerin başına, diğer de Erevizyon'un başına.